Böbrek etmezliği. Ha, böbrek etmezliği. Böbrek etmezliği neden, niçin olur? Bakteri, virüs, mantarlar sebep olur. Şimdi bir kişinin bağırsağında yine problem varsa, şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık, mantar varsa nereye gidiyor bu mikroplar? İdrar kanalıyla mesaneye, oradan böbreklere ulaşır. Bayanlar daha çok sistit olur. Sistit tedavi edilmezse böbreklere bulaşır mikrop. İdrar kanalıyla yukarı, evet, doğru çıkar. Fakat böbrek yetmezliği %5 bakteri, virüs, mantar veyahut da kist, taş, kum, iltihap, şundan bundan kaynaklanıyorsa böbrek yetmezliği. Böbrek yetmezliğinin %95 kimyasal ilaçlardan kaynaklanıyor. Tansiyon, kolesterol, diyabet ve depresyon hapları kullanan kişiler, kimyasal ilaçlar kullandığı zaman böbrekler yavaş yavaş iflas ediyor. Çünkü her böbrekte birer milyondan 2 milyon nefron var, süzgeç hücre. Mantı makarna süzgecimiz, süzgeç hücre, süzgeç gibi düşünün. Evet. Bir kişi almış olduğu ilaç günde 1440 defa kanda dolaşıyor, günde. Atmıyor bunu vücut hemen. Bir insanın kalbi 7 ton kan pompalıyor. O 5 litreyi 1440 defa pompalıyor. Yani bunun 5'te 1'i sürekli böbreklerde devir daim oluyor. Böbrekler çok hassas nefronlar. Sürekli bu kimyasallarla temas halinde olduğu için böbrekler yavaş yavaş büzülüyor, küçülüyor, deforme oluyor. Böbrek yetmezliğinin ana sebebi kimyasallar. Diyor ki vatandaş, ben bir tane hap alayım, tansiyon hapı, günde ne olur ki? Bir gün alsan, iki gün alsan, üç gün alsan bir şey olmaz. Ama 10 yıl, 20, 15 yıl, 20 yıl aldığınızda ne olur? Ki o ilaçlarda çok uzun süreler kullanılıyor. Tabii. Tansiyonu alayım, tansiyon ilacı kullanıyor uzun süre. Diyabet, şeker hastasıdır, evet, mesela mesela. Şimdi şöyle bir zihniyet var. Diyorlar ki, işte efendim, tansiyonun 8-11 ise, 9-12 ise normal, 13 ise tehlikeli, hemen hap kullan. Ben kendimi bildim bileli, benim tansiyonum 10, 15, 10, 16. 15'ten aşağı düşmez. Tansiyon biraz kişiden kişiye göre de değişiyor, bünyeden bünyeye. Hiç düşmüyor. Ben de tansiyonum yüksek olduğunu nereden öğrendim? Kan vermek için 40 yıl önce şeye gittim. Evet. Hastaneye gittim. Aa, tansiyonum yüksek. 18. Şaşırdım. Ya tansiyon dedim, 8-11 değil mi? Evet. Ama benimki hep yüksek. Benim eski ailemin de tansiyonu hep düşük. 5, 9, 6, 9 hep düşük. Ona bir şey olmuyor. Hep ilaç kullanmaz. 30 yıldır ilaç kullanmaz. Ben de 30 yıldır ilaç kullanmıyorum. Onun tansiyonu hep düşük, bir şey yok, problem yok. Benim tansiyonum hiç 15'ten aşağı düşmedi, hiç problem yok. Evet. Yani tansiyon ille ki biraz yükseldi hap, biraz üstü hap, 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 zehirleme gerek yok. Kişinin, her insanın bünyesindeki tansiyon farklı farklı. Evet.